Düğün mesarifleri için ilk elden 200 bin lira gönderiyorum. 200 bin lira. O şaşkalos Zülfü ağaya sakın minnet etmeyin. En gözünü sevdiğim bir şabanı, ne güzel alışıp kalmış ağaya. Şaşkalı Zülfü ağa, vallahi bayılmış şabanı. Tam yakıştırmış herife. Şaşkalı Zülfü ağa. Lafa bak, lafa. Bana mı dersen muhtar? Yok, Haşa ağam, vallahi ben dememişim. Aha, Şaban Bey'imi söylemiştir ha. Ola götü boklu bir baldırı çıplak da kim oluyor ki bana lakap takıyor? Elin hırbosu nereden be oluyor? Zülfü ağa, sözlerine dikkat et. Benim sevgili damadıma laf ettirmem evvelallah. Ola bakırım da, şehirde biraz anırmaya başladı diye köyüne şey itibar görüyor. Bundan sonra onun ismini ağzına alanı kovarım köyden. Bir daha onun türküsü çalınmayacak bu köyde. Şaban'ım yollamış bana. Ciğerim Hatice'm, seni çok göresim gelmiştir. Hiç merak etme, pek yakında gelip senin başlık paranı ödeyeceğim ve de Şaşkalos Zülfo'ya nispet anlı şanlı düğün kuracağım. O melul melul bakan koyun gözlerinden, elma gibi yanaklarından ve de kiraz dudaklarından öperim. Muha, muha, Hatice'm benim, kurban olayım. Ah, ah, buradayken kıymetini bilemedik. Erkek diye Şaban'a derim ben. Kız, Hatice, turnayı gözünden vurdun. İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şer tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban'ım. Hafta sonunu okudunuz mu? Benden bahsediyor. Ne diyor? Okuma yazma bilmiyormuşum. Elime bir de okuma kitabı almışım. İnşallah yakında 62 harfi söktüğüm zaman konuşacağım, okuyacağım. Bir de bir haber daha var. Bülent Ersoy beni kanatları altına almış. Ben onu bir altıma alırsam. Yatırdım yatırdım dam üstüne, irkildim düştüm can sesine, irkildim düştüm can sesine. Havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice. Havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice. Men sana kurban Hatice, muha muha can Hatice, muha muha can Hatice. Yaraşır başına yaş mah yaraşır, ayağına baş mah yaraşır, başına yaş mah yaraşır. Havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice. Havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice. Men sana kurban Hatice, muha muha can Hatice, muha muha can Hatice.
Fethi efendi, nereye gidiyoruz şimdi? Reklam mukavelesi yapmıyor. Ne reklamı? En çok neyi mi? Aa, utanırım söyleyemem. Saçlarımı değil mi? Hmm. Ben de senin saçlarını seviyorum. Bir cümle avratlar, saçlarıma deli oluyorlar. Seviyorum saçlarımı. Onları deniz şampuanıyla yıkıyorum. Daha çok seviyorum. Siz de yıkayın. Ucuz ve bereketli şampuan. Saç ve çamaşır için birebir. Kim icat etti ulan bu şampuanı? Bir kere yıkadım saçlarımın haline bak ya. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için. Ay ay, hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim oy. Hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim. Taşattım havaya, düştüm affı sana ya, 15 kızı kandırdım. Allah senden razı olsun Şaban Bey'imiz, Allah razı olsun. Tuttuğun altın olur inşallah. Kıvar köylere de tellal çıkartalım, televizyon seyretmeye çağıralım komşulara ha? Ne dersin Haydar efendi? Çok iyi olur, çok iyi olur. Hele bir yüzünü göre bakalım Şaban Bey'imizin ha. A geli. Fikret görürse gelsin ya. Dali lan burada, kapatın şu zırıltıyı. Allah Allah, sana ne ya, keyfimizin kayası mı sen? Ulan o televizyon nereden çıktı? Şaban Bey'imiz hediye etmiştir köyümüze. Bu gece konserini seyredecek. Ulan kırarım o televizyonu itoğlu itler. Köyde yasak etmiştim televizyonu. Hükümattan izin kağıdını da beraber yollamıştır. Cenderme kumanda da davetimiz arasındadır ağam. Öyle mi? Kılına dokundurmayık vallahi. O namussuz hayatımı mahvetti. O soykayı yaşatırsam bana da zülfo demesinler. Sokunun la. Hazırlanın la. İstanbul'a gidin siz. Öldürün o puştokunu. O bu dünyadan kalkmadan bana uyku yok. Al şu parayı. Yürüyün lan İstanbul'a. Ağzına sıçtım Şaban. Güzel mi? Alo? Evet burada. Abi seni istiyorlar. Efendim? Merhaba Fethi Bey. Ben Cemal. Oo Cemal Beyciğim. Nasılsınız? Buyurun. Sağ ol ciğerim. Ya şu senin Şaban'ı isteyeceğim senden. Çok değil, bir aylığına, fuar için. Vallahi Cemal Beyciğim, bu senin istediğin imkansız bir şey. Ben onun için yeni programlar hazırladım. Yeni plaklar, kaset işi, filmler, reklamlar falan. Dolu çocuk, olmaz bu iş, olmaz. Yahu bak Fethi Bey, seni severim ama işi yokuşa sürme gene. Bıktım bu adamdan da yahu, gene seni istiyor. Kapat telefonu hırbonun suratına canım. Boş ver, ben hallederim. Cemal Bey! Kardeşim, illa başka lisanla mı konuşalım yani? 5 milyon lira vereceğim. Bak Cemal Beyciğim, canım kardeşim, dinle beni bir kere. Ya ne konuşturuyorsun o dürzüğü? Siktir de kapat gitsin, Şaban istemiyor de. Şaban burada yanımda, o da istemiyor. Allah Allah. Olmaz kardeşim, ısrar etme, olacak ver bana iş bakayım. Alo, ne istiyorsun lan? Sende hiç utanma, sıkılma yok mu? Nasıl? 5 milyon mu? Bir aylığına, fuar için. Niye söylemedin bana? 5 milyon veriyor. Bak Şabancığım, olmaz bu işi. Tamam Cemal Bey, tamam. Mukaveleyi hazırla, ben gelip imzalarım. Gidemezsin, bir yere gidemezsin. Seni ben keşfettim, benim malımsın, hiçbir yere gidemezsin. Gidemezmişim. Bu herif beni bırakmıyor. Sen bir çaresini bul. Hadi bakayım. Tamam bu iş. Şaban Bey! Anne! Korkuttun mu? Korkuttum tabii. Bir şey konuşabilir miyim? Gecenin bu saatinde mi? Kararlı mısın? Neye? Sahiden gidecek misin? Tabii gideceğim. Peki ben ne olacağım? Senin bu gidişle ne olacağım belli. Gidersen vallahi billahi kendimi intihar ederim. Nerede o günler? Kalbimi kırıyorsun ama! Yapma kız! Ay. Git! Huylanıyorum ha!
Beni bırakmayacaksın değil mi? Çek elini, bir tuhaf oluyorum. Ah. Bak, çok fena yaparım ha. Senden ayrılamam. Oh, oh! Bu ne rezalet? Basıldı. Üstelik benim evimde. Kız kardeşin Azmi saldırıyor. Bir şey söyle şuna ya. Bu bir namus meselesi. Hemen evleneceksiniz. Ne? Yoksa gebertirim. Hemen evleneceksin yarın. Sağ ol abicim. Şaban'ım benim. Oh, sıkma kız.